Yani üniversitenin en önemli rollerinden biri aslında. Biz hep eğitim, öğretim rolüne üstleniyoruz ve vurguluyoruz ama aslında araştırma rolü de değil mi? Üniversitenin var olmasını sağlayan şey. İşte biz bu üniversite araştırmaya daha fazla kaynak ayırıyor mu? Bu üniversite araştırmayı önemsiyor mu? Bunun için neye baksın aday? Yani yayın sayısına mı baksın, patentine mi baksın, teknoloji transfer ofisi, teknoparkı var mı, ona mı baksın, neye baksın? Söylediğiniz gibi araştırma çıktıları, işte bunlar yayınlar olabilir, patentler olabilir vesaire. Araştırmaya kaynak ayırmanın bir göstergesi olabilir. Ancak tamam, hani bunların ikisinin arasında %100 bir korelasyon vardır diyemeyiz bakıldığında. Şimdi genelde üniversitelere bakıldığı zaman araştırma ekosisteminin belli bir takım bileşenleri var. Bu bileşenler neler? Araştırma laboratuvarları, özellikle hani bünyesinde mühendislik ve sağlıkla ilgili disiplinleri bulunan barındıran üniversitelerde araştırma laboratuvar altyapısı oldukça gelişmiş oluyor. Bunun dışında teknoloji merkezi ya da bir teknokent olabilir. Oranın bir paydaşı olabilir üniversite elbette. Araştırma merkezleri olabilir. Üniversite altyapıya elbette bir şekilde bir kaynak ayırıyor. Arge harcaması yapıyor. Ancak yeni nesil üniversitelerde üniversitenin elbette hani iç destek programları var. Hani bizim üniversitemizde de Atılım Üniversitesi bünyesinde de iç destek programları var. Çünkü biz hocalarımız hani dış fonlara başvurun derken elbette içeride onlara bir altyapı oluşturmalıyız. İç destek vermeliyiz. İlk ivmeyi kazandırmalıyız. Arkasından dış fonları beklemeliyiz. Ancak yeni nesil üniversitelerde dediğim gibi dış fonlara yönelim. Yani toplam Arge bütçesinin dış kaynaklardan elde edilen proje gelirleriyle de bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Hmm. Bu en önemli göstergelerden bir tanesi. Nitekim hem ulusal hem de uluslararası sıralama kuruluşları üniversitenin Arge çıktısı olarak hani makalelere elbette atıflara, uluslararası itibarını ve konumlandırmasını çok etkiliyor değil mi? Aynen, aynen o şekilde. Dolayısıyla dış destekli projeler hem ulusal boyutta hem uluslararası boyutta önemli rol oynuyor. Diğer taraftan tabii hani araştırma ve eğitim birbirini besleyen unsurlar. Hmm. Şimdi aslında günümüz sistemi içerisinde iki önemli husus var. Bunlardan bir tanesi nitelikli bilgi üretimi. Nitelikli bilgi üretimi yani çoğunlukla aslında öğretim üyelerinin üzerinde araştırmacı kimliğiyle ama diğer taraftan artık öğrenciler de bunun içerisinde dahil olmaya başladı. Bizim üniversitemizde özel bir programımız var. Lisans araştırma projeleri programı. Hani biz araştırma odaklı bir üniversite olduğumuz için elbette araştırmanın lisans eğitim seviyesinde başlamasını önemsiyoruz. Ve lisans araştırma projeleri programı kapsamında öğretim üyelerinin yürütücü olduğu proje grupları oluşuyor ve lisans öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren daha yolun çok başındayken bu programa dahil olabiliyorlar. Araştırmalar yapabiliyorlar. Bu destekleyici bir unsur. Eğitim tabii ki hani hiçbiri diğerinin önünde değil. İkisi de birbirini besliyor. Nitekim araştırma olmasaydı bundan yıllar önce elde edilmiş bir takım araştırma sonuçları olmayacaktı ve biz derslerde ne anlatacaktık bakıldığında. Ama diğer taraftan da nitelikli bilgi üretimi tamam ama nitelikli insan kaynağı. Bir şekilde hem ülke ekonomisine hem dünyanın daha iyi olmasını sağlayacak yönde bu insan kaynağının katkı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da nitelikli insan kaynağından geçer. Evet. Nitelikli insan kaynağının denildiği noktada da eğitim süreçlerinizin yerli yerinde olması gerekir. Hani belli bir takım akreditasyonların sağlanmış olması gerekir. Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin üniversite tarafından benimsenmiş olması gerekir. Bunlar oldukça önemli unsurlar diye düşünüyoruz. Ve bizden üniversitemizde hem araştırma anlamında hem de eğitim anlamında çok çeşitli süreçler geliştiriyoruz ve bunları sürekli iyileştirme kavramıyla birlikte hem günümüz ihtiyaçlarına paralel hale getiriyoruz hem de mezunlarımızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.